Cansın Evacı, evet kazanın dakikalar önce meydana geldiğini sizlerle paylaşalım. Ali Beyköy tramvayı burada İETT otobüsüyle çarpıştığını sizlerle paylaşalım. Ve şu anda burada çok sayıda yaralının olduğunu ve burada yaralılara da hemen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiğini sizlerle paylaşalım. Evet, bir kez daha belirtelim, bulunduğumuz bu nokta Ali Beyköy tramvayı. Ali Beyköy'den Eminönü'ne giden tramvayın tam da geçiş yapacağı esnada iddiaya göre burada İETT otobüsünü görüyorsunuz yola girdiği ve burada da tramvayla çarpışması sonucu tramvayın da hem de otobüsün yoldan çıktığını görüyorsunuz. Evet, burada yaralılar var ve yaralılara da şu an itibariyle burada sağlık ekipleri müdahale ediyor ve dediğimiz gibi kaza çok sıcak ve de dakikalar önce meydana geldi ve burası da Ali Beyköy durağının hemen bir sonrası, yani aslında tam da duraktan ayrıldıktan yaklaşık bir 30 metre 50 metre ilerisi olduğunu sizlerle paylaşalım. Evet, burada trafik kazasının meydana geldiği noktayı şu anda görüyorsunuz. Evet, burada bir taraftan itfaiye ekipleri, çünkü burada özellikle de İETT otobüsünün ve yine tramvayında büyük hasar aldığını görüyorsunuz ve burada herhangi bir olumsuzluğun, yangının meydana gelmemesi için bir taraftan onlar müdahale ederken bir yandan da şüphesiz ki sağlık ekiplerinin buradaki çalışması oldukça büyük önem taşıyor. Evet, yaralılar olduğunu şu anda ekranlarda görüyorsunuz. Herhangi bir can kaybı var mı? İşte bu sorunun cevabını şu anda vermek için çok erken ama umarız öyle bir şey yoktur. Şu anda görüyorsunuz. Hemen burada mikrofonu da uzatalım. Çok çok geçmiş olsun. Karşıdan mı geçiyordunuz? Siz tramvayda mıydınız? Çarptığı yerdeydim. Ben kazanın olduğu yerdeydim. Aracı otobüsün içinde miydiniz? Otobüsün içindeydim. Otobüs mü karşıya geçiyordu? Nasıl oldu? Otobüs biraz hızını alamadı. Ya, durması gerekiyordu. Burası sonuçta tramvay attı. Otobüs karşıya geçerken tramvay yolunda durmadı mı? Evet. O yüzden oldu. Hızlı girdi yani orada. Nasıl? Otobüste çok kişi var mıydı? Tam bilmiyorum o an. Otobüste 6-7 kişi vardı. Ben de yaralıyım. Siz de mi? Tabii, programdayım. 6-7 kişi vardı. Otobüs birdenbire girince içeriye birdenbire bir ses geldi bütün herkese. Doğru mu anlıyorum? Burada tramvay Ali Beyköy yönünden gelirken. Otobüste buradan şey gidiyordu. Ha, Çebeci tarafına gidiyordu. Çebeci tarafına gidiyordu. Şu anda kafamda Çebeci tarafına gidiyordu. Birdenbire bir ses geldi. Çok geçmiş olsun. İyi misiniz? Ben burada varım. Sadece ağrı. Birdenbire ağrı var. Otobüste miydiniz? Tramvaydı. Otobüsteydim. Çocuğu da, Suriyeli çocuğu da ben aldım gittim. Kafasında yarık var. Evet, burada yaralılar da şu anda halini görüyorsunuz. Çok geçmiş olsun. Çok çok geçmiş olsun. Evet, şu anda görüyorsunuz burada dediğimiz gibi bir taraftan yaralılar bu noktadan hastaneye kaldırılmaya çalışılırken bir yandan da sağlık ekipleri ilk müdahaleyi hemen burada olay yerinde gerçekleştiriyorlar. Bir kez daha belirtelim, dakikalar önce meydana gelen bu kazada tramvay Ali Beyköy Eminönü tramvayı tam da ilerlerken karşıya geçmeye çalışan İETT otobüsün olduğu yine yaralılar tarafından belirtildi. Tam da tramvayın geçeceği esnada tramvay yolundan karşıya geçmek üzere İETT otobüsünün yola girdi ve tabii ki durum böyle olunca da işte geriye ne yazık ki böyle bir atmosfer kaldı. Evet, şu anda görüyorsunuz tramvayda yoldan çıkmış durumda. Evet, burada bir taraftan ciddi anlamda burada panik yaşanıyor çünkü yaralılar var ve yaralılara da ilk müdahale şu anda sağlık ekibi tarafından, evet, küçük bir kız çocuğuna şu anda müdahale yapılıyor. Evet, onun da çarpışma sonucu kafasını otobüsün içerisinde çarptığı ifade ediliyor ve burada evet, şu anda görüyorsunuz bir taraftan yine bir kadın burada sağlık ekipleri tarafından sedyeye alındı ve burada da evet, şu anda yoğun bir çalışma var sağlık ekiplerinin ama bir taraftan da şu anda görüyorsunuz aslında otobüsün tam da orta noktasında çarptığı görülüyor. Yani tam otobüs yola girdiğinde aslında tramvayın da geçiş anında olduğu burada anlaşılıyor. Evet, şu anda görüyorsunuz. Evet, sağlık ekipleri bir taraftan. Mehmet, evet, görebildiğimiz kadarıyla sabahın erken saatleri tabii vatandaşlar işlerine, okullarına vesaire gidiyor ama çok yaralı var. Umalım ki hafif yaralılar olsun onlar. İki soru soracağım sana daha iyi anlamak için durumu. Şimdi sen yoldan bahsettin ama bir tramvay geçiş yolundan bahsediyoruz. O tramvay geçiş yollarında genelde sadece tramvaylar ilerler. Ara ara evet karşıdan karşıya geçmek için araçlara bir yer açılır. Öyle bir yerden mi bahsediyoruz yoksa bu İETT otobüsü hiç olmayacak bir yerden hızını alamayıp mı o yöne doğru gidiyor? Biraz önce beyefendi çok hızlıydı dedi. Bir diğer sorum da ikisini birden sormuş olayım. Hala otobüsün içinde yaralı vatandaşlarımız var mı? Cansu Bacı, dilerseniz hemen son sorunuzun cevabıyla başlayalım. Aldığım bilgiye göre en azından buradan gözlemlediğim kadarıyla
şu dakika itibariyle artık otobüsün içerisinde yaralılar kalmadı ve onların o noktadan çıkarıldığı belirtiliyor. İlk sorunuzun cevabı ise bakın burası Alibeyköy'ün hemen giriş kısmı ve karşı yönden, Hüseyin şöyle bir gösterebilirsen, karşı yönden burada Eminönü ve Alibeyköy arası tramvay geçişleri oluyor. Ve burada da sivil diğer araçların geçiş yapabilmesi için burada ışık da bulunuyor aynı zamanda ki bir ışık ihlali mi var, bu da tabii ki araştırılacak. Buradan zaman zaman tabii ki tramvay yokken araçların geçişine müsaade ediliyor. İşte tam da tramvayın geldiği esnada iddiaya göre otobüs bir anda tramvay yoluna dalıp karşıya geçmeye çalıştı ve geriye de işte bu görüntüler kaldı. Şöyle Hüseyin'le iş tarafa doğru geçelim. Şuradan karşıya geçeceğiz. Karşı tarafa geçeceğiz. Karşıya geçeceğiz. Şuradan geçelim Hüseyin. Şöyle bir geçebilir miyiz? Evet kameraman arkadaşım. Hüseyin'le şöyle öbür tarafa geçebilirsek oradan sizlere daha net bir şekilde görüntüleri de yansıtmış olacağız. Evet şu anda Hüseyin şöyle karşıya geçelim. Şöyle karşı tarafa geçebiliriz. Buradan geçelim. Evet, bir taraftan da tabii ki orada dediğimiz gibi çalışmalar yapılıyor. Hüseyin şöyle geçelim. Evet şu anda evet, tabii bir taraftan gayet net görebiliyoruz. Bulunduğunuz noktadan da gayet net görebiliyoruz görüntüleri. Evet şöyle bir geçelim. Evet. Hüseyin şöyle bir gösterirsen. Evet şu anda otobüsün bir diğer tarafını görüyorsunuz ki aslında ne kadar şiddetli çarpıştığı da buradaki görüntü çok daha net bir şekilde gösteriyor. Evet, içerisinde şu anda görebildiğim kadarıyla evet en azından buradan gördüğüm kadarıyla içeride yaralıların olmadığı belirtiliyor ama şoför kısmında da aslında bir yoğunlaşma, bir çalışma yoğunlaşması söz konusu. Evet içerisinde az önce de yaralılardan birinde ifade ettiği gibi tam da otobüs karşıya geçmeye çalışırken tramvayın geldiği esnada, evet burası oldukça önemli, tramvayın geldiği esnada YTT otobüsü tam karşıya geçmeye çalıştı ve orada da tam da tramvayın geçtiği esnada olması sebebiyle işte bu şekilde bir kaza meydana geldi. Ve ama şu anda Hüseyin şöyle bir sol tarafı gösterebilirsiniz. Aslında bir sivil aracın daha da, evet bir ticari aracın daha da kazaya karıştığını sizlerle paylaşalım. Evet. Evet bir araç daha var. Özellikle o aracın orada bir çalışma var ki evet otobüsle o aracın neredeyse iç içe geçtiği de görülüyor. Evet, dediğimiz gibi umarız herhangi bir can kaybı yoktur ve yaralılara da ilk müdahale olay yerinden yapıldı ve bizler de haberi kitle olarak burada yakından takip etmeye devam edeceğiz ve yeni gelişmeleri sizlere aktaracağız diyelim ve can sayıcı söz tekrar size bırakalım. Mehmet teşekkür ediyorum sana ve Hüseyin'e. Bir yandan geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Orada neler yaşandığını Mehmet Karataş aracılığıyla takip ediyor olacağız.